Ege ve Klavye'yi izliyorsunuz. Hemen Bir Demet Tiyatro'nun müziğini, efsane müziğini, unutulmaz müziğini, bence Türk televizyon tarihinin en güzel jenerik müziğini çalalım. Ne yapıyoruz? Parçanın tonunu öğreniyoruz. Parçamız do minör. Do minör gamını çalıyoruz. Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol, do. Daha önceki nasıl çalınırlarda bolca yaptığımız bir ton. Sağ elde çalıyoruz, sol elde çalıyoruz. Gama hakim oluyoruz. Ondan sonra başlangıç melodisi. O en bilindik yer, nakarat gelmeden önce şöyle bir giriş yapıyor. Bu kısmı yavaşlatıp tekrar tekrar izleyip öğrenebilirsiniz. Çünkü çok az nota var ama ritmik olarak biraz karışık. Ondan sonra akor değiştiğinde buraya kadar bir akorlarla birlikte, sol elle birlikte nasıl olacağına bakalım. İlk akorumuz do minör, ikinci akorumuz sol minör olacak. Yani do mi bemol sol ve sol si bemol re akorları. Şöyle. Akorun nerede değiştiğine dikkat edin. Ondan sonra fa minör akoruna geçiyoruz. Fa la bemol do. Sonra fa minörden sonra yine do minör yaptım. Bakın ama bir çevrimini yaptım. Birinci çevrimini yaptım. Fa minördü ya, do minör. Normalde do mi bemol soldü. Mi bemol sol do yaptım. Şimdi. Burada. Mi bemol do, mi bemol do yaparken akorlarımız re majör, yani re fa diyez la, sonra re bemol majör, yani re bemol fa la bemol, sonra do minör, yani do mi bemol sol. En baştan. Burada bir ara geçiş melodisi olacak. Şimdi burada çılgın akorlar, hızlı değişen akorlar falan var. Ben sadeleştirerek anlatmaya çalışacağım. Akor isimlerini de söyleyeceğim kulak aşinalığı olsun diye ama işin teorisine şu anda fazla geliyorsa dalmanıza gerçekten gerek yok. Gösterdiğim şekilde basarsanız güzel duyulacaktır. Ama merak edenler, merakını doyurmak isteyenler için bu akorların hangi akorlar olduğunu isimleriyle birlikte söyleyeceğim. Melodisi şöyle. Geçiş kısmımızın melodisi bu. Si bemol la başlıyor. Si bemol la. 3, 2, 4, 3, 2 yaptım. Aynı parmaklarla la bemol. İlk akorumuz şu. Mi, sol, si bemol, re. Bunun adı mi, half diminished veya mi minör 7 bemol 5. Ada takılmayın. Sonraki akorumuz bu. Yani mi, sol, la, do diyez. Mi, sol, si bemol, re'den mi, sol, la, do diyeze geçiyoruz. Bu da la dominant idil akoru. Ondan sonraki akor bu. Re, fa, la bemol, do. Yani mi'deki akorun aynısı, sadece bir tam ses aşağı transpoze edilmiş. Re half diminished veya re minör 7 bemol 5. Re, fa, la bemol, do. Son akorumuz da la akorunun aşağı transpoze edilmiş hali, yani sol dominant yedili, re fa sol si. Bu dört akor böyle peş peşe gelecek. Melodi ile birlikte şöyle duyulacak. Çok güzel bir çözülme yaratmış. Burada aslında çok güzel bir hareket var, müziksel hareket var.
Ama fazla akor olduğundan dolayı gözünüz korkmasın. Aslında çok bir şey olmuyor. Melodik açıdan. Buraya ufak bir gibi bir kromatik çıkış ekleyebilirsiniz. İkincisine de ekledim. Öyle bir bağlamak için öyle bir şey ekleyebilirsiniz. Ondan sonra geldi nakarat kısmı. En heyecanla beklediğimiz, en o nostaljik duyguları bize veren nakarat kısmı. O kadar sade ama o kadar güzel insanın içine işleyen bir melodi ki bu. Üstüne konuşacak bir şey yok. Parmakları söyleyeyim sadece. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Re'de 5. Bu önemli. Derin si bemol do'yu 3, 4 ile yapıyoruz. İkincide o si bemol yok. Şeklinde. Akorlarımız ne? Akorlarımız fa minör. Yani önceden gördüğümüz fa, la bemol, do. Sol minör. Ve do minör. Yani fa minör neydi? Fa, la bemol, do'ydu. Sol minör neydi? Sol, si bemol, re'ydi. Do minör neydi? Do, mi bemol, sol'du. Burada hafif bir akora hareket katmak için arpej ekleyebilirsiniz. Yani tek aşamada basmak yerine. Gibi bir hareket katabilirsiniz. Veya bu arpeji fa minörde mesela fa la bemol do üstten fa'ya alabilirsiniz. Akorlarda bu arpeji üste tamamlayabilirsiniz. Ama tek tek basarak da en başta başlayabilirsiniz. Burada da do minör bastım. Sol do mi, sol do mi bemol çevrimiyle bastım sadece. Bunu iki kere yapıyor bu motifi. İki kere yaptıktan sonra gelen kısım yani si bemolle başlıyor. Buradaki akorlar yine aynı fa minör, sol minör. Burada değişiyor. Burada re majöre geçiyor şimdi. Önce sadece melodiyi çalayım akorlardan önce. Minör gamının dışına çıktı. Artık farklı bir armonik boyuta geçti orada. Hemen sonrasında yine eski haline bağlayacak ama buradaki akorlara geçelim. Fa minör, sol minörle başladı demiştik. Burada re majör yapıyor. Yani re fa diyez la ama ben bunu fa diyez la re olarak basacağım. Çünkü orijinal aranjmanda bas gitar fa diyeze basıyor. Yani böyle bir çevrim olarak bize duyuruyor. O yüzden burada fa diyeze basmayı tercih ediyorum. Bas notam yani kalındaki notam fa diyez olsun diye. Melodi do'da başlarken re majör basıyorum. Son sol majör. Re majör sol majör yani sol si re. Buraya kadar son akorlarla. Şimdi burası çok eğlenceli. Neler oluyor?
Do minör pentatonik gamı içindeyiz. Do, mi bemol, fa, sol, si bemol, do. Ayrı bir gam olarak düşünmeyin, aslında hala do minör gamı içindeyiz. Bu bölümde do minör gamı içinde bazı notalara basmıyor sadece. Bastığımız notalar. Mi bemol, fa, sol ile başlayıp. Bu sırada sol el ne yapıyor? Orijinal aranjmanda da böyle yapıyor bas gitar. Tam böyle yapmıyor. Buna benzer bir şey yapıyor da. Do minör gamını do'dan başlayarak yukarı çıkıyorsunuz sadece. Do, re, mi bemol, fa, sol yapıyorum basta. Sadece neyin nerede geldiğine dikkat etmeniz lazım. Yani biraz aksak gelebiliyor. Bazı yerlerde senkoplu gelebiliyor. O yüzden... Burada sol de tutuyor. Sağ el şunu yapabilir. Sol de tutarken do, re birlikte basıyor. Do, re. O do'yu si'ye çekiyorsunuz sonra. Böylece sol, sus, dört, suspended dört akorunu yapıyoruz. Yani dördüncüsünü basıp dördüncüsü do oluyor. 1, 2, 3, 4. Gerginliği yaratıp sonra si'ye yapıp aşağı si'ye çekip çözüyoruz sol majöre. Ama hala 5. akordayız. Yani dominant akordayız. Bunu do minöre çözerek nakaratın başına bağlayarak yine güzel bir köprü yaratabilirsiniz. Ama aslında do minöre bağlamıyor. Çünkü nakaratın başına döneceksiniz. Nakarat nasıl başlıyordu? Burası fa minörle başlıyordu. O yüzden buradan fa minöre bağlayacak yine. Ama şu kısmı bir oturtalım iyice. Yavaşça çalıyorum. Sanırım parça bu kadar. Parçanın en önemli noktalarını size gösterdim. Tabii ki orijinal halinde çok zengin duyuluyor. Çünkü çok çeşitli işte üflemeliler var, elektronik sesler var, gitar sesleri, baslar, bilmem neler. Bizim piyanoda yapmamız gereken şey bunlar arasından en öne çıkanları, bu aranjmanın en öne çıkan unsurlarını bulup onları bize dinleyiciye aktarmamız. Çünkü bir piyano olarak tamam 10 parmağımız var ama bütün aranjmanı çalamıyoruz. En öne çıkan unsurları, en armonik veya melodik açıdan ilginç olan unsurları yakalayıp, melodiyi yakalayıp, armonik destek unsurlarını yakalayıp, bas gitar, bas notalarını yakalayıp onların mümkün olduğunca güzel bir şekilde vermeye çalışıyoruz. O yüzden baştan sona gösterdiğim şekilde çalarak başlayabilirsiniz. Sonra kendi geliştirmelerinizi katarsınız. Bu parçayı benim çaldığım bir video var. Onu da izleyerek bir fikir edinebilirsiniz parçaya nasıl geliştirilebileceği hakkında. Bu ders bu kadar. Herhangi bir sorunuz olduğunda yorumlara yazın. Mümkün olduğunca yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar herkese.